Samsun'da 10 sene önce geçirdiği trafik kazası sonucu kardeşini kaybeden ve yatağa mahkum olarak yaşamını sürdüren Murat Balçık evinde vefat etti. Trafik kazası sonrası 18 ay yoğun bakımda kalan Balçık, yaşadığı psikolojik durumdan ötürü hastaneye giderek tedavi olamıyordu. İlk adım belediye tarafından, kişisel gelişim uzmanı Ramazan Balkı tarafından psikolojik destek verilen Balçık, sıkıntıların geçmesinin ardından hemen fizik tedaviye başlayacaktı. 10 yıl önce yatağa mahkum olarak yaşamını sürdüren Murat Balçık'ın en büyük destekçisi ise kendi yaptığı kemençesiydi. 32 yaşında hayatını kaybeden Murat Balçık, 3 Aralık 2014 günü kendisini ziyaret eden ilk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Toka, kendi yaptığı kemençeyle Karadeniz türküleri çalmıştı. Merhum Balçık, kemençe çalmayı çok sevdiğini belirtmiş, yıllarının bu uğraşta geçtiğini, kemençesini artık dışarı çıkarak açık havada çalmak istediğini söylemişti. <laughs> Murat Balçık'ın ölüm haberiyle cenaze evine koşan ilk kadın belediye başkanı Erdoğan Tok, başta annesi Nebahat Balçık'a taziyesini iletti. Acılı anne Nebahat Balçık, oğlunun kemençesinin yetim kaldığını söyledi. İlk kadın belediye başkanı Erdoğan Toksa, Murat Balçık'ın dirençli ve inançlı birisi olarak, 10 yıldır yatağa mahkum olarak ve kemençesiyle yaşamını sürdürdüğünü belirtti.